Şüphe bir, bazı kimseler şunu söylüyorlar. Bizim yaşadığımız devlette şeriat hakim değildir. Eğer tağutun mahkemesine başvurmazsak hakkımızı alamayız. Hakkımızı almak için tağutun mahkemesine başvurabiliriz diyorlar. Değil mi? Sebep ne, illet ne burada? İllet, yani şeriat hakim olmadığı için e biz ne yapalım, e malımız mı gitsin diyorlar. Yani malı ne görüyorlar? Bir maslahat görüyorlar. Yani dünya malını kendileri için bir maslahat görüyorlar. Dolayısıyla biz buna şöyle cevap vereceğiz. Aslında cevap verecek bir durum yok da ama yine de biz bunlara kısa olarak cevaplar verelim. Şimdi biz tağuta muhakemenin ibadet olduğunu ispat ettik değil mi? Her birimiz bu konuda ittifak içindeyiz. Tağuta muhakeme olmak ona ibadet etmek kapsamındadır dedik. Velev ki bir kişi gelse size desek ki şunu söylese Dese ki sizden malınızı alsa zorla. Dese ki bana namaz kılmadan, bana ruku etmeden, bana secde etmeden sana hakkını geri vermiyorum dese. Ve sizden biri de gidip bu ameli ona yapsa. Yani ona namaz kılsa. Yani akıl sahibi hiç kimse burada ihtilaf eder mi bu adamın kafir olacağıyla alakalı? Akıl sahibi hiç kimse burada ihtilaf etmez. Diyecek ki kardeşim yani namaz kıldın adama. Namaz ibadettir, ibadetler de ancak Allah'a yapılır. E peki namaz konusunda bu örneği verdiğimiz zaman bu ibadet oluyor, küfür oluyor da e biz tağuta muhakemenin ibadet kapsamında olduğunu söyledik. Ayetlerin buna delalet ettiğini söyledik. E O zaman bu konuda birinin gidip tağuta malı için, parası için, mülkü için gitmesi nasıl ibadet olmaz? ya? Yani? Nasıl ibadet olmaz diyeceğiz. Dolayısıyla bir adam nasıl ki birine namaz kılarsa kafir olur. O kişiyi Allah'ın seviyesine çıkarır. Bu şirk olur. Bir kişi de malı için tağuta muhakeme olsa bu yine ne olur? Bu yine tağuta ibadet etmiş olur ve Allah'a şirk koşmuş olur diyeceğiz. Bu kıyası yapalım. İkinci bir vereceğim cevapla alakalı şunu söyleyebiliriz. Süleyman bin Sehman rahimahullah şöyle cevaplıyor böyle insanlara. Diyor ki şayet diyor Tağutlara muhakeme olmak küfürse, burada ihtilaf ancak dünyalık bir meseleden dolayı olabilir, diyor. Dikkat edin, sözlere dikkat edin. Şayet tağutlara muhakeme olmak küfürse, burada ihtilaf ancak dünyalık bir meseleden dolayı olabilir. Yani tağuta muhakeme başka ne için olacak ki? Dünyalık için olur. Dünyalık işleri dünyada hallolur. Ahiretlik işleri ahirette hal olur. Siz hiç ahiret işi için mahkemeye gideni duydunuz mu? Hep dünyalık işler için gidiyorlar. Dolayısıyla dünyalık işlere vurgu yapıyor şeyh. Diyor ki o halde senin dünya adına küfre girmen nasıl caiz olur diyor. Nasıl caiz olur diyor. Ve diyor bil ki Allahu Teala ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her şeyden daha sevgili olmadıkça hiç kimse iman etmiş olamaz. Aynı şekilde Peygamber Aleyhissalatu Vesselam kendi çocuğundan, babasından ve bütün insanlardan daha sevgili olmadıkça hiç kimse iman etmiş olamaz ve devam ediyor. Bütün dünya gitse bile Tağut'un mahkemesine muhakeme olmak senin için asla caiz değildir. Asla caiz değildir. Şayet ya elindeki her şeyi vereceksin ya da Tağut'a muhakeme olacaksın denilirse sana farz olan şey elindeki her şeyi vermen fakat asla tağuta muhakeme olmamandır diyor. Bunu söylüyor şeyh. Dolayısıyla biz bunları tekfir ediyoruz. Dediğim gibi hangi ikrah bizim için geçerlidir? Cumhurun üzerinde bulunduğu ikrah bizim için geçerlidir. Eğer bir adam bu ikraha dayalı bir şekilde faydalanırsa biz buna bir şey demeyiz.